Abi bakır bu kadar kolay. Hey, selam. Ben Adal. Bu Herobrine mod paketim. Her yayında birkaç mod daha ekliyoruz ve gittikçe daha da zorlaşmaya başlıyor. Ve hardcore oynadığımız için eğer ölürsek tamamen oyun siliniyor. O yüzden ölmememiz lazım. Ayrıca izlediğiniz bütün kesitler 12 saatlik yayın kesidinden size özet olarak sunulmuş hali. Yayınlarda uzun halini izlemek isterseniz kick.com/adalda bugün 16.00'da yani saat 4'te yayındayız. Videonun bittiği yerde direkt olarak yayını başlatacağız ve oradan devam edeceğiz. Ayrıca bu videoları yapmak gerçekten çok zamanımı alıyor. 11 saatlik videoyu teker teker kesmenin ne kadar uzun olduğunu söylememe gerek yok. O yüzden 25.000 beğeninde yepyeni bir bölüm gelecek. Beğenip yorum atıp destek olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Oğlum ne oluyor lan daha? Abi bir şey koşuyor bana! Oh! Abi ne... Birader ne alaka aynı golemler? Dostum bu ne alan savunma? Bannerlord, Warband. Hangisi lan bu? Hangi oyun bu? Biraz sıkıntıdayız sanki. Tam şu anda anomali gelirse biz direkt... Hayır, hayır. Hayır, hayır istemiyorum. Anomali istemiyorum. Dostum sen orada bekle tamam mı? Sen orada bekle. Bekle. Benim demirlerim. Şöyle. Hala orada bana gözümün, ruhumun içine bakıyor hala. Bunlar gelmedi. Abi ben şu mağazımı açmamalıydım ya. Ben şu mağazımı açmamalıydım. Hatta benim şöyle bir kaçış alanı da yapmam lazım. Merdiven yapabilirsem şuradan. Mesela o at gelemiyor ama orada dikene de batmıyor ilginç şekilde. Sen hala ruhuma bakıyorsun. Ben şöyle gelsem, şöyle atlasam. Anomaliye çok bulaşmayacağım ama sen dostum gel. Aynen öyle. Şimdi agalara bak agalara. Dostum. Dostum şunları elleme dedik o kadar. Oğlum bu nasıl bir gün başlangıcı lan? Hanginiz ne kadar lazımsa alın abi. Oğlum çok heyecanlı başlangıçtı lan. Bayağı hoşuma gitti benim. O zaman bizim yapacağımız şey şu çubukları alacağız. Buradan merdiven yapacağız. 15 merdiven gayet yeterli. Şuraya abi bir alan yapacağım. Hatta buralara tuzak kapıları koyarsam. Tamam böyle bir alan. Atılan şeylerden sol sağ falan korumaya yarayacak. Şu adamı aradan indirsek mi ya? Çok acı çekiyor. Vallahi acına son vereceğim. Senin bulunduğun ağacı kessem. Dur. Deneyeceğim bir şeyler. Dostum sen şuradan düş. Let's go. Aynen böyle. Aha şu şey var. Oğlum bu beyaz şeyin ne olduğunu da bilmiyorum mesela. Gelebilecek mi o buraya? Amacın ne? Nereden gelmeye çalışıyorsun? Aa çıktı geliyor. Nasıl oğlum? Nasıl olabilir lan bu? Abi bütün ayrı golemler. Nasıl ya? Abi ben sıçtım galiba ya. Dostum oradan çıkma tamam mı? Abi kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki şu an. Abi sen de gel. Sen de çık git lan. Çık git oğlum. Çık git. Çık git. Hani bütün ayrı golemler gitti. Bunun bir geri dönüşü yok. Vurabilirsem vurmaya çalışırım ama o da yok. İmkan dahilinde değil. Abi ben bu yaratıkla daha önceden çok fazla kez karşılaştım. Hem de öyle böyle değil. Fazla kez karşılaştım. Bir vuruşta, bir ok atışında sürekli olarak kaçtı gitti. Abi. Ben gidiyorum ya. Bu ses neden geliyor? Oğlum benden nasıl gidiyor bu arada? Abi ben karaya çıkabilir miyim hızlıca? Çok da umurumda olmayacak. Ben şöyle elimi alayım da ne olur ne olmaz. Oğlum çık git lan! Çık git! Allah Allah! Bir sudakiler kalmıştı. Dostum. Ben rahatlayabilirim. O ne? Ben birden fazla tekne yapayım da. Ne olur ne olmaz. Burada uyuyabilirim herhalde. Bunu buraya koy, bunu buraya koy, bunu buraya aç ve uyu. Dışarısı çok soğuk. Tamam abi. Neden uyuyamıyorum? Abi bu şey her zaman gelecek mi böyle ya? Bu adam bizim peşimizi bırakmıyor. Korkanın çocuğu olmaz.
Ardına yaptığımız yazlık evine doğru gittik. Sonunda. Ah! Abi, sonunda yazlığa gelebildik. 40 dakikadır yürüyorum ya. Agalar, beni özlediniz mi? Yeni arkadaşlar getirdim size, bakın. Bu Walter White'miş adı. Şöyle koyuyorum abi. Doctor Strange'miş abi. Şöyle koyuyorum. Her şey yolunda mı acaba? Şimdi bizim 4 netrit hurdamız buradaydı. Bunu direkt yoink abi. Nick Paşa lütfen gel. Seninle oynayacak güzel oyunlarımız olabilir ama bu oyunu seninle oynayamayız. Sizleri şöyle koyuyorum. Bir tane netrit külçesi elde ediyorum. Ardından netrit külçesini koy ve zink. Bari Walter White'in üzerine basma be adam. Tamam, kırmızı gözler, bunlarda sıkıntı yok. Ha, ben kapıyı açık bırakayım o zaman, senin paşa gönlün böyle istiyorsa. Nasıl olsa tekrardan, özür dilerim, tekrardan açacaksın yani. Tamam, şimdi bizim yapmamız gereken şeylerden biri neydi chat? Ha, bunlar bak, gövde yapacaktık şu çift kanatlı. Bunun için gövde yapacağız, bunun için demir lazım, bayağı bir odun lazım. Gövdeden iki tane yaptık. Bize bir tane daha gövde lazım, o gövdeyi de yaptık. Günün sonunda bu aşama tamam. Peki bize başka neler lazım? Bize bir tane pervane lazım. Pervane yapmak o kadar da zor değil. Şöyle hızlısından bir tane de pervane yaptık. Tekrardan giriyoruz, motor yapacağız. Motoru yapmak uzun iş, evet, motor bayağı sıkıntılı. Bakır külçesi ve fırın. Şöyle açıklık alanlarda arayacağım ki ekstra bir sıkıntı çıkmasın. Aha, mesela bakır abi. Ne kadar? 10 tane. 10 tane gayet yeterli ya. Abi bakır bu kadar kolay. Oğlum bugün ne oluyor lan? Bugün ne oluyor lan? Ben bu modlar aynı modlar. Genel olarak oynadığım modlar hep aynı. Nasıl? Şu hiç olmayan şeyler olmaya başladı. Dostum. Bunlar uygun değil. Şimdi fırınımızı alıyoruz. Şuradan koyuyoruz. Kazanımızı yapıyoruz. Motor yapabilirim. Yaptık. Tamam. Shift kanatlıyı sonunda yapabildik. Uçak burada. Yakıtımızı koyduk. Havai fişekle daha fazla uçabiliyoruz, gidebiliyoruz. Yükseltmemizi koyduk. Ben bunu nasıl indiriyordum? Eyvah. Yükselelim biraz. Shift ile. Abi gerildim, shift'e basınca düşmüyor muyum? Ay shift ile. Okay. Let's go. Evim güzel evim. Tamam. Motorun gücünü azalttık. Birazcık daha güç. Tamam, motordan gücü kesiyoruz. Kestik motordan gücü. Çok güzel. Tamamdır. Artık uçağımız da var tadında. Ekmeğini almış sabah sabah fırından. Geliyor şimdi. Bir aile babası. Erkenden uyanmış. Bir dakika. Bütün sisleri yapan sen misin lan yoksa? Amacın nedir senin? Dostum, amacın nedir? Kendini tanıt. Oo, ok yemiyor. Peki yumruk yer misin? Yersin. Bayağı da zor ölüyor aslında baktığında. Iron Golem bile bu kadar zorlanıyorsa evet, bu sıkıntılı. Biz ne zaman bu sisi görsek bu varmış. O zaman biz tehlikeden ucu ucuna yırtmışız. Neye benzediğini de anlatamıyorum yani. İlginç bir deneyim şu an sislerin arasında bunu görmek. Oğlum ne yaşanıyor? Ne yani? Ne tepki vermem lazım? Görebilir miyim artık? İyi ki bu sislerin içerisinde. Bak yüzüme bak. Ekrana bak. Ne bu? Sisi artık kapat. Sis atma. Adama bak, kokarca gibi bu da sis bombası attı. Yani ben sislerin arasında kalıp da gidip de diye bağıran bir şeye denk gelseydim ve evimde bile bu kadar gerildim, o zaman herhalde altıma sıçardım direkt. Şimdi buradan motoru çalıştırıyorum abi. İşte gerçek hayatta araban olduktan sonra bu seyahat gibi. Araban olmadan önce bir yerlere gitmekten ya falan filan derken araban bir oluyor. Her yere gidiyorsun abi. Tamam, şuradan motor gücünü de iyice kıstık. Şöyle süzüle. Yani biraz ileride oldu yine ama ideal gibi ya. Şimdi yine gece oluyor ama gece olmadan ben burayı temizleyebilir miyim? Pek ihtimal vermiyorum kendime. Şimdi içerisinde neler var? İçerisinde pek bir şey yok. Aşağı kısımlar bayağı sıkıntılı. Onları kazmam lazım. Olmadı artık, yaratıklar burada çıkarsa battık abi. Aslında burada da uyuyabilirim. Yaratıklar falan sıkıntılı. Bir de buradaki sandıklar neden yok abi? Bir şeyler yolunda değil. Şunları bir... Mesela abi. O... Oh.
Allah'ım. Ben yine de şöyle kendime güvenli bir alan oluşturayım da. Sadece anlayamıyorum. Neden bu yaratıklar sürekli çıkıyor? Şu spamları da kırayım aradan. Bak orada. Dostum, senin vasfın nedir? Sen nesindir? Anam baban giller ne yapar? Üniversiteyi bitirdin mi? Bunun gibi sorular. Annem olacağım şimdi sana. Efendim ben nasıl seni def edeceğim? Benim yapı... Hitbox'ını ben senin nereden göreyim? Küçücük bir hitbox'ı var baksana. Hitbox'a bak. İncecik. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, ölmüyor herhalde. Yedi. Yok abi bu yaratık böyle ilginç bir şey ya. Çok ani öldürürse falan diye de korktuğum için totemi elimden eksik etmemem lazım. Vuramıyorum resmen. Vurabiliyor musun? Dostum nereye gittin? Aa gittin mi lan direkt? Ben inanmadım. Benim güven problemlerim var dostum. Ben gittiğine inanmak istemiyorum. Aşağıya mı düştü acaba lan? Aa aşağı kata düşmüş olabilir. Aynen öyle. Şimdi mesela bu yaratık burada mı? Burada mısın lan? Şşt. İyice yerin dibine girmiş de olabilir. Ses yine geliyor. Ben çok geriliyorum ama. Çit yapıyorum. Bu çitleri de alıyorum. Bu çitleri de şöyle koyuyorum. Bu aradan da geçebilirsen... Geçebilir misin bu arada? Geçemezsin. O yüzden ben burayı kazıyorum. Şöyle kazıyorum. Sen de oraya çıkacaksın büyük ihtimal. Aynen böyle. Ben de sana buradan vuracağım. Bu canavarın canı gerçekten çok fazla olduğu için ve Minecraft'ın bir bug'ı olduğundan dolayı bize duvar içi vurabiliyorlar. Vurmaması gereken yerden vuruyorlar. Bu yaratığı öldürebilmek için gerçekten çok fazla çaba sarf etmemiz gerekti. Ve güçlü baltamız olmasına rağmen yaklaşık 4 dakika daha bununla uğraştık. Şu aradan... Aaaa! Aslan parçası ya! Bu ne yormaydı böyle? Aralara... Anomali. Anomali. Siz gördünüz mü onu da bilmiyorum. Abi anomali o zaman yavaş yavaş belirmeye başlıyor sanki. Ben buradan kaçarım giderim. Daha fazla buralarla da uğraşmayacağım. Şu anki demir çanta yanlış bilmiyorsam sana ekstra zırh veriyor taktığın sürece. Aha öyle mi? Abi bildiğin ekstra zırh veriyor. Çanta yazdık. Aa evet. Mesela demir 2 zırh veriyormuş. Elmastan yaparsam 3 zırh veriyormuş. Tüm negatif etkileri temizler. Oha inek gezgin çantası yaparsam hiçbir negatif etki almıyorum. Temizliyor sürekli. Bu da bayağı iyiymiş. Ben neden bunları bilmiyordum? Örümcek gezgin duvarda tırmanmayı hiç denediniz mi? Allah! Duvarda tırmanabiliyorum. Mesela düşme hasarına ve Blaze tarafından gönderilen küçük ateş toplana karşı bağışıklık. Creeper'da eğer oyuncu ölmek üzereyse etrafındaki her yaratığı etkileyen bir patlama oluşturur ve oyuncuya emilim, iyileşme ve ateş koruma etkileri verir. Yetenek birkaç dakikada bir kullanılabilir. Yarasa. Çanta maden ocakları zindanlarda elde edilebilir. Karanlıkta görmeyi sağlar. Batman. Vay. Suya girdiğinizde su solunumu ve gece görüş şu etkileri sağlar. Suya girdiğimizde tabii ki. Gerçek savaşçılar için bir çanta, magma küpü ve kalamar çantasının yeteneklerini birleştirir ve size güç ve iyileşme verir. Neredeyse yenilmez olacaksınız ama bunun bedeli ne oldu? Ejderha nefesi yapacağım. Normal çanta, ejderha yumurtası. Oo, oyunu bitirmemiz lazım bunun için. Bayağı yenilmez güçlü bir şey oluyoruz lan. Ama Creeper evet. Totem işlevi göre eğer oyuncu ölmek üzereyse etrafındaki her yaratığı etkileyen bir patlama oluşturur ve oyuncuya emilim, iyileşme, ateş koruması etkileri verir. Yetenek birkaç dakikada bir kullanılabilir. Oğlum birkaç dakikada bir ölüme yakınlaşmayacağıma göre manyak bir çanta. Creeper'ı nasıl yapıyormuşuz? TNT Creeper kafası. Creeper kafası bulmak çok zor. Tamam şurada bir süre şöyle bekleyebilirim olmadı. Okidoki. Donarak öleceğiz büyük ihtimal ama sıkıntılı sıkıntılı işler. Tamam şurada ısınacağız abi. En azından şimdilik. En azından normale döndük. Birazcık daha bekleyelim. Abi yine bir şey var orada.
Yine anomali. Bayağı sık çıkmaya başlamadı mı? Ardından aşağı inen bir tünel bulduk. Bu tünelin içerisinde de bayağı bir spawner vardı. Spawnerları kırdıkça da içlerinden 2 tane orb çıkıyor. Bu orblardan 4 tane toplarsak da canımızı bir kalp arttırabiliyoruz. Staminamızı arttırıyoruz. Böylelikle havadan zıplayarak paragliderla uçabiliyoruz. Nefesimiz tükenmiyor. Bu nokta biraz amelilik işi de zombi öldür, zombi kes, zombi öldür, zombi kes. O yüzden buraya atlıyorum. Aha! Ne oluyor? Ne geliyor? Doğukan Adal, maceralarının sonunda gerçekten sağlam bir kaleye rastladı. Bütün zaferler, bütün yenilgiler onu bu kaleye getirdi. İçerisinde ne vardı? İlk önce mimariyi inceledi. Yanında bir mezarlık, köylüler olmasını umuyordu ama içerinden sanki pillager'lar çıkacak, değil mi? Gerçekten öyle bu arada. Pillager yeri ise bu. Daha iyi bu arada. Köylülerin yerlerinde pek bir şey alamıyoruz. Pillager'larla alakalı bir şeyse daha iyi. Ve Montarini'yi sen ne alakası lan orada? Aha! Daha da güzeli. Daha da güzeli. Şimdi bu kaleye gireceğiz. Bayağı sıkıntılı. Ama şurada güzel bir can arttırma yerimiz var. Ding 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 dang. Güzel. Kaç kalp attık? 5 kalp arttık bu arada. Dostum. Tipe bak, bak bak bak. Aa, gözüyle nişan falan alıyor. Bayağı iyi. Bak 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 bak. Oo, zırhlı mırhlı bu. Dostum, burnun falan da mı demir? Burnuna mı demir? Koruyucu mu taktın burnuna? Adamlara bak. Ben çok eğlenirim burada. Ölmezsem tabii. Abi ne alaka? O ne alaka? Dostum farkında mısın bilmiyorum ama arkanda kocaman korkunç bir yaratık çıktı. O kaçıyor da. Yapay zekaya bak. Siz ne yapıyorsunuz? Tiplere bak lan. Gelin gelin sizle savaşırım. Gerici. Abi taktik miydi bu arkadaşın? Ok atarak engelledin. Tamam, şurada bir tane spawner gördüm. Oradan hatta spirit orb'ları da alalım. Şimdi buradan bana bir tane yeni bir totem çıkarsa çok makbule geçer abi. Çıkar mı buradan yeni bir totem bana? Yani buradan çıkıp çıkar. Bak o birbirleriyle savaşıyorlar. Çok güzel, çok güzel. Birbirlerine dalsınlar. Şöyle ok atsanız bile düşmeyeceğim bir sistem yapayım. Aynen böyle. Tamam, şimdi burada bayağı sıkıntılı tipler çıkacak. Aynen, nasıl yapacağım ben bunu ya? Adam direkt sur tepesine çıkmam lazım. Bu sefer evokerlar var. Evokerlar da geliyor. Sakın. Sakın birader. Sakın. Sakın. Sakın yapma. Gerçi yapamazsın artık. Bu noktada kaleye girmek gerçekten zordu. Sürekli ölülerin çapağı gelip gelip bize saldırıyordu. Pillager'lar geliyordu. Kaleye gir çık. Sıkıntı çektik. O yüzden de buraları çok hızlı geçiyorum. Çünkü çektiğim acıları burada görüyorsunuz zaten. Ama en önemli kısmına gelelim. Bir tane hapishane var ve hapishane içinde köylüler, iron golemler, her şey. Ve onları ayaklandırma çıkarmam lazımdı. Çünkü onlarsız bu kaleyi fethedemezdim. Yani mekanları da bilmiyorum. İlk kez yani bu hangi modsa. Aa, iron golemler. Normal iron golemsiniz değil mi lan? Bana dalmayın şimdi de. Aa, köylüler falan. Tamam, güzel. Çok iyi. Aa, ben direkt hapishaneye gelmişim. Tamam, biz buradan fethettik ya abi. Siz bana gizli silahı verdiniz direkt. Tabi bunların rengi değiştiği için hangi sinir olduğu mod yapıyorsa şunu uğraştıracak illa. Dostum sen de çık. Gel. Yanlışlıkla vurmayayım sana da. Şaftımız kaymasın. Duvarla bakışma yarışması. İlk gözünü kapatan kaybeder. Evet. Kaybettin dostum. Tamam, bir dakika bir dakika, ben abilerimin yanına gidiyorum. Abim canım abim, gel. Kaslı kuvvetli kollarını bir göster şunlara. Borcunuz var yani. Neyse, o kadar da iş yapma. Aa, tamam güzel güzel, aşağıda iş yapıyorlar. Tamam, benim mekan burası ya bu gece. Agalar 5 FPS falan oldu. Alo. Böyle bir şey yapıyorum. Iron golemler, FPS'imi arttırın. Anlaşıldı. Kaptan anlaşıldı. Abi bütün... Iron Golem! Bir şey yapsanız oğlum. Aynen, helal. Oğlum zıplamayın lan salak bunlar ya. Ben nereden hasar yedim? Bir de mızrak yiyor orada, hala aynı. Abi hala gelmeye devam ediyorlar bu arada. Şu an aşağıya düşsem yaklaşık 10-15 tanesinin aynı anda vurmasıyla tek yiyebilirim. Sen ne yapıyorsun burada? Saklanmışsın ya. Yerim seni. Dostum görünebiliyor mu bu arada? Onu sonra söyleyeyim. Abi merdivenlerden falan geliyorlar artık. Ben şuradan atlayayım mı? Aynen. Oo, atlara bak. Delikten çıkıyorlar bir de. Öf. Olaylara gel.
Abi atlar çok hızlı bu arada. Neyse elim terledi. Ben rahatlamak istiyorum. Elim çok terledi artık. Bak şuna bak. Bir de bunlar hani gördüğümüz şeylerin bir kısmı. Oğlum balta mı dayanır ki buna? Ben bu baltayı kesinlikle onarmam lazım. Keşke böyle hepsini patlatabilsem. Bombardıman makinem olsa böyle. Biz ona kadar ya. Yardım mı etseniz artık? Vursanız, kaçsanız, bir şeyler yapsanız. Biliyorum sizi çok öldürdüm ama bundan sonra öldürmeyeceğim. Ben bence ekstra bir totem aldım. Birazcık çabaladık da güzel de oldu. Bu kaleye sonra geliriz. Kale çok yakınımızda aslında baktığınızda. Benim Spirit Orb'lardan stamina alabilmem lazım. Yani kalpler şu an az çok yeterli ama staminamız yeterli değil. Onu da şuradan hemen alacağım. Sonra evin o taraflardaki yapıları birazcık incelemeye devam edelim. Stamina aldım abi. Neden yaptım? Çünkü bunu aldığımda Paraglider'da, merhaba Herobrine, bayağıdır görmüyordum seni. Şöyle gittiğim zaman abi bu staminam bitiyor. Enerji lazım ekstra. Daha korkunç dağlardan falan atlarsak daha güvende olalım. Birden yere yapışmayalım. O sıkıntıları çekmeyelim diye bunların hepsi. Bir dakika. Buna gitmemiz gerekiyor mu? Bence gitmeyelim. Kırılmazlık 2'ye. Bunlardan bayağı almaya başladım şu sıralara bak. Ve... Bir gerildim abi. Burada bir ayin bir boss fight beklemez misin? Chat şuna baksanıza. Yani sadece 3 tane elmas kılıç vermek yerine sanki daha mı iyi şeyler yapılabilirmiş? Güzel mekan ya. Yine güzel mekan. O zaman abi let's go. Şurada küçük mantar evler gibi. Oo, sakin sakin. Tamam şu mantar evler neyse artık oraya bir iniş yapacağım. Sakininden. Ok mok bir şeyler koymuşlar. Baya havalı duruyor. Burası zaten büyük ihtimal o tarz bir yere gidiyor şu an. Ben böyle yerlere son anda gördüm ya. Nasıl bir adilik? Yukarıda da bir şey var burada. Oo baya altınlar. Zamanında Piglin Kralı'nın olduğu tahtı gibi bir yer mi burası? Ama ben bu adamlardan geriliyorum yani. Yine bir yerden bir sıkıntı çıkar. Böyle farklı küçük dar alanlardan geçebiliyormuşuz öbür yerler. Tahtı çok küçük bir alan ama hoşuma gitti benim. Burada kılıç. Burada ametist. Çok önemli değil. Şurada küçük odalar var mı? Burada da küçük odalar var. Bir de son olarak burası kalıyor. Oo. Bu baya hazine odası. Yani altınlar, altın blokları. Burada da ateş topları falan. Bu ateş topları buraya girenler için falansa ben arada basıp aka basmayayım. İnşallah öyle bir şey yoktur. Güzel, baya tatlı yapmışlar. Yatağı da altın sanıp kırdım. Biri yatakta ölmüş bunu. Yatağın arkasında büyük ihtimal saklanmış abi. Sonra bu yığınların altında kalaraktan işte geçememiş ölmüş. Öyle bir hikaye kendi çaplarında hazırlamışlar. Güzel olmuş. Son olarak da... Evet, hiçbir ses duyulmadı ama abi gözlemci varsa öyle bir yerde tuzak. İyi ki oraya direkt atlamamışım. Abi deneyim kazanmış olmam çok iyi bir şey. Yıllardır Minecraft oynuyorsun, böyle şeylere kanıyorsun sonra Doğukan. Şöyle olacaksın. Burada biz de olabilirdik chat. Burada biz de olabilirdik. Bak şuradan koymuş yukarı doğru patlatıcı şekilde. Anlamalıydım. Güzel. Biz artık bir kalplerimizi arttıralım ya. Mesela zing. Bir tane daha olursa çok iyi olacak. Şöyle bir şey yapalım mı? Hazır yaratık buradayken. Bunların hepsiyle şöyle altın elma yapıyorum. Güzel bir yatırım olur mu? Güzel. Bunları da sonra tekrardan blok haline getiriyorum. 33 tane altın elma. Ardından kalplerimiz yeterince fazla olduğundan dolayı bir tane savaş kulesi gördük ve oraya tırmanalım dedik. Nasıl olsa fazla kalbimiz var. Ama bu kısım o kadar sıkıcıydı ki. Burada sadece spawnerlar olduğundan oradaki spirit orb'ları toplayıp canımı daha da arttırmak istiyordum. Ama gerçekten sadece acı çektim. Zaman kaybettim. O yüzden direkt boss fight'a atlıyorum. Aynen abi. Şaka gibi. Acaba bu da okçu çıktı. Bu full mu böyle basit ok atacak? Basit ok atacak. Okey, ben anladım abi anlaşmayı, ben kaçıyorum. Basit oklar atmıyormuş ama ölümcül oklar da atmıyormuş. O zaman geldik abi sana. Bam. Yani neredeyse 30 kalbiz, sadece 4 kalbimiz eksik, 26 kalp. Seni yazdım oğlum, yazdım seni kenara. Adam da okçu, ok yer herhalde diye düşünüyorum. Yani insanlar atlarla gidip de oklar falan, ben uçaktan ok atıyorum.
Bir de gitmiyor işte. Moment çok farklı şu an. O kadar farklı ki bir şekilde giderken atmam lazım. O da pek kolay değil şu şekilde. Abi böyle böyle bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle ama uçak parçalanır bu sefer. Hadi let's go! Keşke uçağı inmeden tamir edebilsem. 5 günde ölür. Olsun. Önemli olan eğlencesi. Hadi. Yok abi bu bizi daha çok öldürür. Bir kere bari vurayım diyeceğim ve uçağı da bayağı yedi. Ya 5 elmas veriyor bir şey. Belki bu sefer çok iyi bir şeyler verirdi. Olsun başkasını buluruz. Artık 30'lanma zamanı geldi. Zink 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 zink. Daha fazla yapamıyorum. O zaman artık bundan sonra stamina. Ne oldu lan? Oldu kardeşim basmayayım bunu. Tamam o zaman çiçek portalını yapıyorduk abi. 2 tane su kaynağına ihtiyacımız var. Sularımız zaten burada var. Bir sen şunları alacağım şöyle yan yana. 40 vuran kılıç var. Böyle nasıl bir mod ya o? Bir de bize çiçek falan lazım. Şimdi buralara bitkiler koymacalar yapıyormuşuz. Bir tane de elma satıyormuşuz. Dilek kuyusu gibi. Aa ben bunu tam yapmadım mı lan? Sınırsız su kaynağı. Ha tamam şu an sınırsız su kaynağı. Al abi. Oğlum lan nasıl yani böyle bir şey mi varmış? Ben bunu hiç bilmiyordum. Öf 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 öf. E ben buraya girince ne oluyor sonra? Ne kadar korkunç burası. Gidelim mi? Ölüyor muyuz direkt? Ne yapıyoruz? Normal bir dünya. Normal bir dünya. Oo, bayağı normalmiş. Abi ben nereye geldim böyle? Bayağı sağlam. Netrite veren yaratık geldi tamam. En azından bir şeyler. Oo, fake player. Hayır. Abi. Çık git. Bu adam zaten sulardan kaçamaz abi. Sular her yaratığın en kolay kısmı abi. Bir yaratık mı gördünüz? Hemen suya gireceksiniz. Dostum sen nesin? Siz domuzlarsınız ama Twilight Forest domuzları. Peki ben eve nasıl geri döneceğim? Eve geri dönmem için portallar etrafta çıkıyor değil mi? Yine geliyor. Abi sen manyaksın. Bak sen... Oğlum iki tane bir de. Oğlum arkadaşını da mı çağırdın? Abi çok hızlı geliyorlar, çok hızlı geliyorlar. Dur. Abi bu ne kadar hızlı geliyor hani su? Su. Dostum. Siz bir sıkıntılısınız. Arkadan yine gelecek misin? Twilight Forest'ta ekstra geliyorlar galiba. Hiçbir fikrim yok. Oğlum beni nasıl bir mekana getirdiniz ya? Çok hızlılar, çok hızlı koşuyorlar bir de. Hani su etki etti dedik de suda da hızlı gidiyor galiba. Aslında şu su mekaniğini bazı kişiler çözüyor modlarda. Eğer öyle bir moda gelirsek biz bittik. Çünkü suda da hızlı gidiyorlar ve senden daha hızlı gidiyorlar. Sense sadece normal balıksın, çaresizsin. Seni tutuyorlar, oltalarını alıyorlar, yiyorlar hamam. Evet, burada ilginç yaratıklar var galiba. Orada sola doğru bir şey gitti. Evet, sen... Abi çimenler. Şu çimenleri es geçen modu da indirmem lazım aslında. Naga. Nagacığım seni nasıl gelebilirim yanına? Ben şuraya güzel güzel yerler yapayım. Pearl'ümü de alayım. Bloklarım. Şöyle bir şey koştu sanki. Oğlum çok sinir bozucu ya şu modlar. Aydınlatmalara başlayalım. Nagacığım sen neredesin şimdi? Ne yapıyorsun? F3B atsam. Bak orada olduğunu görebiliyorum. Tamam ben şuralara... Full torch koyacağım. Tim her yerde bu torchları da kırabilir ama. Abi! Yok. Naga. Bu yaprakların içine girebiliyor muyum? Giremiyorum. Çok daha iyi. Şöyle bir tane vurdum. Aynen. Bir parçası koptu. Naga geliyorsun. Geliyorsun. Ok yiyorsun. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Bu arada arkadan girmeyle alakalı bir sıkıntı yokmuş abi. Arkadan vurmaya falan gerek yok. Bildiğin bu şekilde alabiliyorsun. Bayağı güçlü de duruyor ama. Yani high ground önemli. High ground önemli. Bu taşları kırabilen yaratık bana tek de atabilir aslında ya. Neden böyle oldu bu? Evet. Fazladan ok almayı unutmuşum. Naga lütfen bir şey yapmayacaksın tamam mı? Ben hızlısından şöyle gidip fazladan ok alacağım. Ve sen de orada teker teker bu oklarımın hepsini yiyeceksin. Ben de kocaman şey ıskalayayım. Ama evet. Galiba şu andan sonra ok atamıyorum. Aynen şu andan sonra ok atamıyorum. Ok atamıyorsak şöyle vurabilirsem... Birazcık geri çekileceğim. Kalkan işe yarıyor değil mi bunda? Tamam. Tamam. O kadar güçlü değilmiş ama yine de bir garanti almak lazım ya. Gel abi. Hoppala. Oğlum geriliyorum ya. Uzak menzil olmadığı zaman gerici her türlü. Yine bir aydınlatma. Gel.
Yılan olmasına rağmen zehirlemiyor en azından. İlk yediğimiz darbelerde zehirlenseydik işimiz çok daha zordu. Tamam. Tamam. Onun boyu gittikçe kısalıyor, daha da zorlaşıyor. Kendi cüssesi tamamen, hacmi onun için dezavantajlı. Evet, bu arada dediğiniz kadar varmış ya. Allah. Ben neden inanmadım chat? Bundan sonra güvenmeliyim. Yok yok. Her şey böyle. Biraz temkinli yaklaşsak. Oha, bir de şaşalıyor. Ne geldi? Time to even the scales. The silence of the forest. Ben bunu kırdığım, kestiğim yerde ortada bir şeyler vardı. Onlar işime yarar şeyler mi? Mesela burada böyle bir anıt, bir şeyler var. Şurada garip bir şey var. Bu ne abi? Sandık mı bu? Naga trophy. Naga scale. Naga kabuklarını alalım. Naga trophy'yi de alalım. Naga trophy'yi kullanabiliyor muyum? Naga trophy'yi kullanamıyor. Yani o zaman şunu atacağım, Naga scale. Naga scale'lardan mega scale tunic yapabiliyormuşum galiba. Ateş koruması, koruma, bunların ayrı şeyleri var. Banner pattern'mış bu. Hmm, kendimize farklı banner koyabiliyoruz. Ayrıca Naga Scale'lardan da ateş koruması 7 zırh yapabiliyoruz. Ateş koruması 3 güzel. Ama bizim zaten zırhlarımız gayet iyi. Bu Naga Scale'la bir şeyler yapsak emin değilim hani. Çok işimize yarar mı yaramaz mı? Bir de ne olur ne olmaz kritik anlarda artık onları kullanacağım. Bu noktada Twilight Forest'lar çok düz olduğundan dolayı yaratık çıkma oranı da gerçekten fazlasıyla artıyor. 40-45 dakika boyunca sadece malzemelerimizi harcadık. Yaratıklardan kaçtık. İşkence doluydu. O yüzden de eve geri dönmemiz gerekiyordu ama evimiz de güvenli miydi? Bir buraya, bir buraya. Sınırsız su kaynağı. Ardından sizleri yan yana koyduktan sonra şurayı bir toparlayayım. Tamam, şöyle aldık. Bir tane daha. Herhangi bir tane oluyorsa bu da oluyordur. Lütfen ol. Tamam, bye bye. Ben buradan giderim. Katiyen uğraşamam burada. Evet, ses hala geliyor bu arada. Bu sefer öldük bu arada. Bu adam tek atıyor diye biliyorum. Oyun istiyor abi, bak şurada. Görüyorsunuz değil mi, şurada bak. Kameralarımıza yakalandı. Ah, totem envanterde ya. Of, düzeni bayağı bozmuşuz bu arada. Normalde bu anlar için bayağı düzenler yapıyoruz. Tek atmıyor. Ne kadar şey yapabiliyoruz? Oğlum suda nasıl gittiğini görmedin mi adam? Yani milli yüzücü, olimpik yüzücü. Galiba gittik ya. Bu sefer